İsmim Deniz Aratlı. Boş Home Comfort Grup'ta iş geliştirme yöneticisiyim. Ya öncelikle bence çok güzel bir inisiyatif. Yani odaklı gruba teşekkür ederiz böyle bir inisiyatif başlattıkları için. Ya biz de bir parçası olmaktan oldukça mutluyuz. Sürdürülebilir tesis yönetimi gerçekten hani bugün küresel ısınma ve iklim krizi karşısında aslında en büyük güçlerimizden bir tanesi. Çünkü tesisler hem bizim ticari tesislerimiz hem diğer tesislerde baktığınız zaman çok ciddi bir enerji tüketim var ve burada sürdürülebilirliği sağlamamız aslında iklim krizine karşı yaptığımız güçlü hamlelerden biri olacağını düşünüyoruz. Biz de hani bu inisiyatifi desteklemek için buradayız. Kendi sürdürülebilirliğe katkı sağlayabileceğimiz sistemlerimizle birlikte paydaşlarımızla buluşmak için burada olmaktan mutluyuz. İlk başta elektrifikasyon konusunda ciddi yatırımlarımız var. Özellikle ısı pompaları tarafında hem bireysel hem ticari tarafta ve endüstriyel tarafta da aslında hem buhar üretimi, proses ısı üretiminde elektrifikasyonu ön planda tutacak şekilde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Fabrika yatırımları olsun, sistem yatırımları olsun. Bunun yanında elektrifikasyonun çözüm olmadığı yerlerde de aslında farklı çözüm alternatifleri oluşturmaya çalışıyoruz. Hidrojen bunlardan bir tanesi. Biyometanla çalışabilen sistemler. Bunların hepsi aslında sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için kullanmaya çalıştığımız, geliştirmeye çalıştığımız sistemler baktığınız zaman. Aynı zamanda mevcut sistemleri de dönüştürebilmek için konvansiyonel sistemlerle yenilenebilir sistemleri nasıl birlikte hibrit kullanabileceğimizle ilgili ciddi yatırımlarımız var. Bununla ilgili profesyonellerimiz hem sahada hem Ar-Ge tarafında oldukça yoğun bir şekilde çalışmakta. Çok başarılıydı. Türkiye'de sürdürülebilir tesis yönetimi anlamında biz hem Building Smart Türkiye olarak hem TAV İnşaatı olarak yaptığımız çalışmalarda inşaat sorusu süreçlerinde bilginin kullanılması, sürdürülebilirliğe yönelik değerlendirmesi konularında çalışmalar yapmaktayız ve bu konuda çalışan insanlarla birlikte bir araya gelmekten çok mutluluk duyduk. İnşaat sektöründeki verilerin dijitalleşmesi anlamında çok gelişmiş firmalarımız var ama tesis yönetiminde kullanılması açısından aslında dünyadan çok geride değiliz. Şansımız aslında şimdiden başlayıp dünya ile birlikte bu alanda geliştirmek kendimize, firmalarımızı ve tesis yöneticilerimizi. Atmosfer harika. Bizim de ana sponsor olduğumuz bir zirve oldu bu. Gerek oturumlar olsun, gerekse dışarıdaki fuaye alanındaki standlar olsun. Her şey çok güzel. Organizasyonu yapan Tesyon'a ve tüm katkı veren şirkete teşekkür ediyorum tekrardan. Apsion aslında bir teknoloji şirketi. Biz tesis yönetimleri, tesis yöneticileri için teknolojik çözümler üretiyoruz. Bunlar gerek otomasyonlar olsun, site içerisinde kullanacakları, yapmaları gereken işlerini kolaylaştıracak ve onlara zaman kazandıracak otomasyonlar olsun. Gerek IoT teknolojilerini, QR teknolojilerini kullandığımız saha operasyonları olsun. Gerekse yapay zekayı kullandığımız diğer iletişim sağlamalarını kolaylaştıracak ürün ve hizmetler olsun. Birçok farklı teknolojik çözüm sağlıyoruz aslında. Şu anda Apsion'un içerisinde yaklaşık 20'den fazla çözüm modül bulunuyor. Bunlar öncelikle finans sistemi içerisinde site sakinlerinin aidat takiplerini yapabilecekleri, yöneticilere böyle bir fayda sağlayan bir ürünümüz var. Bununla birlikte aynı zamanda bu sistem muhasebe tarafıyla da entegre çalışıyor. CRM biliyorsunuz çok önemli bir konu. Site yönetiminde kat maliklerini, kiracıları doğru bir şekilde takip etmeleri gerekiyor. Onlarla kurdukları her türlü iletişimi takip etmeleri gerekiyor. Biz bu tüm iletişim yapısını takip edebilecekleri bir bulut tabanlı sistem sağlıyoruz kendilerine. Aynı zamanda web sitesi sağlıyoruz. Yine bu iletişim tarafında site sakinlerine yönelik ve site yöneticilerine yönelik farklı mobil uygulamalar sağlıyoruz. Birçok farklı çözümümüz var aslında. Anlatmaya kalkarsak çok uzun sürecek çözümler bunlar. Öncelikle teşekkür ediyorum. Gerçekten sürdürülebilir entegre tesis yönetim olarak adlandırdığımız tesis yönetim sistemi Türkiye'de son 10 yıldır popüler olmaya başladı ve bu anlamda ciddi etkin arkadaşlarımız çalışıyorlar şu anda. Maalesef şu anda herhangi bir kanun ve mevzuat olmadığı için bu anlamda da
ciddi şirketlerin bir prosedürü tam oluşmuş değil. Dolayısıyla sürdürülebilir dediğimiz zaman aslında anlatmak istenen şey şu: bir tesisin, bir sitenin, bir fabrikanın, bir iş yerinin A'dan Z'ye güvenliği, temizliği, tekniği, alınamayacak hukuki davalar, bununla ilgili tüm sistemin tek bir çatı altından yönetilmesi. Bunu da yapacak olan kişilerin profesyonel, bu anlamda yetişmiş, kanuna, nizama, yönetmeliğe, proses dediğimiz planlama, örgütleme, yönetme, koordine etme, karar alma sisteminde, sisteme teşkile tamamen yetki kişiler tarafından yapılan bir aslında yönetim şekli. Türkiye son 10 yıldır bu anlamda ciddi bir yere geldi aslında. Son geldiğimiz noktada aslında bu işin mevzuatının, kanunun tam oluşturduğu takdirde sistem oluşmuş olacak. Maalesef şu anda yönetmelikler, kanunlar ve mevzuat tam oluşmadığı için Türkiye'de birçok şirket şirketleşebiliyor. Yarın ben şirket açıp ben de bu işte varım diyebiliyorum. Aslında bunun teknik olarak yeterliğe sahip olan, tıpkı özel güvenlik gibi, mesela 5188 kanunla herkes özel güvenlik şirketi kuramıyor. Tesis yönetimi de öyle olmalı bence. Dolayısıyla bu olduğunda daha yetkin, etkin firmalar olmuş olacak. Böylece sektör daha da güçlenmiş olacak. Çok duygusal hissediyorum. Çünkü şöyle gözlerim doldu diyebilirim. Yıllar öncesi 2010 yılında biz derneğimizi kurduğumuzda sürdürülebilirliği de zaten sizin de gördüğünüz gibi logoya da koymuştum. Sürdürülebilirlik daha o zaman yeni konuşuluyordu. Yeşil, dijital dönüşüm vesaire. Bunları biz yani daha başlangıçta konuşmaya başladık. Zaman içerisinde birçok zorluklardan sonra bugün artık sektörümüze, ülkemize, insanlığa yepyeni bir anlayışla sürdürülebilirliği hediye etmek istiyoruz. Amacımız da bunu öncelikle gençler olmak üzere topluma yaymak, algılanmasını sağlamak, farkındalığı sağlamak. Çünkü dünyamız çok kirleniyor en başta. İklimler sürekli değişken. Bir gün içerisinde bakıyorsunuz sabah, kış, öğleden sonra yaz, öğlen yaz, akşama tekrar sonbahar. Bir gün içerisinde müthiş hava değişimleri yaşanıyor. Şimdi buna toplumun adapte olması, insanların, doğanın, hayvanların adapte olması için yeni bir dünya var önümüzde. Bir de bunun yanında son derece hızlı bir dönüşüm var. Küresel dönüşüm. Teknolojik alanda görüyorsunuz robotik, yapay zeka, dijital dönüşüm, endüstri 4.0. Bunlara hızla ayak uydurmamız gerekiyor. Peki uyduruyor muyuz? Ben çok umutluyum. Çünkü Türkiye'miz dünyada merkezi bir bölgede, bir köprü üzerinde hem doğudan hem batıdan ilgi alanında, ilgi odağında eğer biz aklımızı iyi kullanırsak, insan potansiyelimize değer verirsek sürdürülebilirlikle ilgili muazzam bir yükseliş yaşayacağız. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi yeni Türkiye yüzyılının belki de olmazsa olmazlarından biri de budur. Benim isim Ozan Özen. Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda Apsiyon Akademi'nin koordinatörüyüm. Bir kere bütün arkadaşlarımız, paydaşlarımız hemen hemen burada. O yüzden ben zirveyi başarılı buldum öncelikle. Sürdürülebilirlik çok önemli. Dolayısıyla da ilki inşallah ikincisi, üçüncüsü olur. Daha fazla geliriz buralara. Bir kere sürdürülebilirlik daha iyiye ulaşma anlamı taşıyor. Daha iyiye ulaşırken sadece iş yapan bizler değil, bir yandan da o işten faydalanan malikler, kiracılar, tesiste yaşayanlar, tüm o halkın da mutlu olması gerekiyor. Birinci aşaması bu. İkinci olarak tabii ki dünyada enerji gittikçe sorumlu bir alan haline geldi. Enerji verimliliği çok önemli. Temiz bir çevre çok önemli. Bununla beraber insana saygı ve onların eğitimi ve çalışanların sağlık ve güvenliğinin sağlanması da çok önemli. Biz bir yandan tesisleri yönetirken bir yandan da dünyamızı koruyacağız. Bu tesisleri yönetirken verimli, yaşanılabilir tesisleri önce çizmek, sonra planlamak, onları imal etmek, imal ederken de yine doğayı korumak. Bunlarla beraber de aslında bütün o döngünün içerisinde inşaatı yapana kadar enerjinin %10'unu harcıyoruz. Kalan %90'ını da orada yaşıyoruz. İşte o %90'lık binanın uzun süre 60, 70, 80 yıl boyunca bütün o yaşayan insanları mutlu edecek şekilde döngüsünü sağlamak sürdürülebilirlik anlamına geliyor. Umarım doğru özetleyebilmişimdir.
Merhabalar, Osman Baran ben. Voltran Enerji AŞ Türkiye Satış Müdürüyüm. Voltran ne yapar onun da bilgisini vermek isterim. Biz aslında elektrikli araçların şarj işlemleri için şarj istasyonları çözümleri sağlayan yaklaşık sahadaki en eski ilk 3 firmadan biriyiz. Temelde bunun cevabı aslında bizim her zaman olmamız gereken bir yerdi burası diye başlamam gerekiyor. Sebebi de şirketimizin kurucularının da ilk temeli alternatif enerji sistemleri üzerinden LEED sertifikasıyla yeşil binalar ve sürdürülebilir bir dünya üzerine çıkan bir yolculuk. Şarj istasyonları da bu hikayeyle birleştiği için bu tarz etkinliklerin çok geç kaldığını hatta bu ikinin de bence gördüğümüz kadarıyla kalabalıktan da aslında herkesin ihtiyacı olan bir seminer olduğunu görüyorum. İnşallah devamı gelir. Çok güzel bir organizasyon olmuş diyebilirim. Voltran Enerji en temelinde hem yeşil enerjiyle birlikte istasyonlardaki yapılan şarj hizmetlerinin yeşil enerjiyle gelmesini sağlamak için en büyük çalışmalarını yapıyor. Bunun için şirket kurulduktan sonraki yatırımcı ortaklarıyla birlikte rüzgar enerjilerinden, diğer enerji temin noktalarından elde edilen elektriklerle birlikte araçları şarj etme planlaması yapıyor. 2011 yılında çıkılan bir yolculuk bu. Şu an itibariyle 4 kişinin kurduğu şirket 150 kişinin üstünde istihdam sağlayarak temelde yeşil enerjiden sağlanan elektrikle birlikte elektrikli arabaları şarj ederek sürdürülebilir dünya için destek sağlamaya çalışıyor. Bu sektörümüzün değerli derneklerin düzenlediği ve bildiğim kadarıyla ilk defa yapılan bir tesis yönetim zirvesi. Biz de sponsor olmaktan, sektöre katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamda bir iki olacak. İnşallah bundan sonra da devam eder diye ümit ediyoruz. Çünkü tesis yönetimi anlamında gerçekten ciddi bir sektör var ve sektörün sorunları, sektörle ilgili bu sorunların çözümlerinin konuşulduğu bir zirve olması, bir oturum olması bizim de önceden beri istediğimiz bir konuydu. Bu anlamda çok memnunuz katıldığımıza. ProAssist'i kısaca anlatayım ben. Biz Omega Grup şirketleri olarak 4 şirketten oluşuyoruz. İlk kurduğumuz şirket Omega Pano, Omega Mühendislik Şirketi. 30 yıllık bir şirket. Elektrik projeleri yapıyor büyük gruplara, büyük sanayi tesislerine. Elektrik projeleri, taahhüt uygulaması yapan bir şirketimiz. Daha sonra bu projelerde, uygulamalarda kullandığımız en önemli ürünlerden olan elektrik panosu üretimini gerçekleştirmek üzere 26 yıllık bir şirket olan Omega Pano şirketimiz kuruluyor. Siemens markalı panoda Siemens markasıyla üretim yapıyoruz. %98 oranında Siemens markasını kullanıyoruz. Global tedarikçisi konumundayız Siemens'in. Proas şirketi ise 12 yıllık bir şirket. Teknik hizmetler alanında büyüyen bir şirket. Bugün Türkiye'deki zincir Türkiye çapında zincir mağazası veya zincir şubesi bulunan Starbucks'ından Paşa Bahçesi'ne 13 tane finansal kurumla tüm banka şubelerini mekanik elektrik inşa anlamda bakım arıza onarım hizmeti sunan bir şirket ProAssist. Aynı zamanda teknik işletme de yapıyor. Bugün şu an için 120 civarında bir tesislerde işletme yapan teknik kadrolarımızın bulunduğu firmalarımız var. Vakko fabrikasında 12'ye yakın teknik kadromuzla bu işletmeyi yapıyoruz. Onun dışında Pelsan fabrikası var Çerkezköy'de. Veri merkezi var, Akbank veri merkezi. Orada da 22 kişiyle hizmet sunuyoruz. Bunun gibi dediğim gibi birçok tesiste teknik işletme. Şöyle söyleyeyim, bu etkinliğin icra komitesinde bulunmaktayım 7 arkadaş olarak. İlki gayet güzel oldu. Beklediğimizden de iyi bir yoğun bir ilgi var. Tabii bunun ileriki yıllarda da ikincisi, üçüncüsü hayırlısıyla yapacak. Tabii medya sponsoru olarak Sanayi Gazetesi'ne tekrar teşekkür ederim. Maalesef çok gerideyiz. Amerika'da 1979'da bu dernek kurulurken... Etkinliklerde olmaktan çok mutluyuz Semih Bey. Sizi de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Muhteşem bir etkinlikte, her şey 10 numaraydı. Teşekkür ediyoruz. Peki sürdürülebilir tesis konusunda ne düşünüyorsunuz? Katılıyorum sana. Ne dedik? Mesela Amerika'da 1979'da tesis yönetimi başlamış süreci. Bizim ülkemizde Türkiye'de hala başlayamadık. Son 5 sene, 10 senedir gündemde. Bu konuda ne diyorsunuz? Siz çünkü bir proje üreticisisiniz. Evet. Biz uygulatan kısmındayız. Doğru. Bu süreci, mesela bu süreci nasıl kontrasoru oldu ama bu biraz da olsun, ben nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Türkiye'de biliyorsun milyon dolarlık projeler yapılıyor. Evet. Bunların da önce proje ve tasarım aşaması var, daha sonra uygulama aşaması var. Peki bu kadar ciddi yatırımlar yapıldıktan sonra bunu kime emanet edeceksin? İşte konu tesis yönetimine teslim ediyoruz. Türkiye'de emanet edebileceğimiz kişiler var mı? İkinci soru. Üçüncüsü de bunlar nerede eğitiliyor? Tamam. Bu üç sorunun cevabını sizden istiyoruz. Cevabı yok şu anda. Biz hepimiz ülke olarak buna uğraşıyoruz zaten. Doğru şimdi mu? Global anlamda var ama Türkiye'de yok. Türkiye olarak maalesef çok gerideyiz. Yönetmeliklerimiz ve bununla ilgili bir genel müdürlüğümüz yok. Evet. Aslında demin bahsettiğim şey de şuydu. Soruyu soruyla 45 sene evvel
Amerika'da bununla ilgili bir enstitüsü kurulmuş. Bir sene sonra dernek, ondan sonrakinde ise, iki sene sonra ise, 1982'de ise uluslararası alanı dönmüş. IFNA diye geçiyor ve dünyadaki 100 ülkede kuruluş faaliyetlerini gösteriyor. Türkiye'de ise neredeyse bu yok gibi. Tabii. Türkiye'de sadece dernekler mücadele ediyor. Bugünkü zaten derneğimizin de amacı bu. Doğru. Aynen. Ama peki bir eğitim kurumu veya bunu sertifikalandıracak bir yer var mı? Bilgin var mı? Aslında kısmen var ama yetersiz. Evet. Mevcut bulunduğumuz üniversite Nişantaşı Üniversitesi, onun çatısında yaptık. Tesis yönü olarak ben yönetim kurulu üyesiyim tesis yönde. Bizim dernek olarak da üniversiteyle birlikte bir yüksek lisans tezi düşünüyoruz bu alanda. Büyük bir eksiklik var. Umarım önümüzdeki yıllarda kanun koyucularıyla birlikte gerekli yasal düzenlemeler düzenlerse şayet süreç daha düzgün hale gelir. Öğreticileri için bir eğitim. Tabii onunla ilgili bir yüksek lisans, hatta bir lisans programlarının da olması lazım. Evet.